Görüşürüz. Görüşürüz. Nasıl buldun anne? Benim nasıl bulduğum değil, eleştirmenlerin neler yazacakları önemli, biliyorsun. Yalan da olsa cesaret verecek bir iki söz söyleyemez misin? Ben çok beğendim. Bak. Teşekkür ederim canım. Ya şu küçük pideler var ya, çok lezzetli. Afiyet olsun. Kayınvalideniz hanımefendi teşrif etmemiş, hayret. Bakıcı yine hasta, o da evde Doruk'un yanında. Ne domestik ruhlu kadınmış. Çocuğa bakma bahanesiyle sizden çıkmıyor. Ev işlerine de müdahale ediyordur kesin. Aynur Hanım torununu çok sevdiği için ilgileniyor anneciğim. Biz de gidip sevsek ya, yılbaşından beri görmedim. Pazartesi gecesi bize gelecekler nasıl olsa, görürsün. Bülent Doruk'u görmek istiyor. Özledim. Benim de aklım hep evde. Ya resimlere baktık nasıl olsa. Hadi gidip sevelim lütfen. İsterseniz götüreyim sizi. Ya gidelim lütfen. Ablanla Deniz Hanım gelmek ister mi bilmiyorum. Dur. Nerede onlar? Bir bakayım ben. Bunun renklerine bayıldım. Evet. Soyut figüratif. Ahşap üstüne çalışmış. Deniz. Uzaktan bakıyorum deminden beri. Seni görür görmez çivilendim kaldım. Hiç değişmemişsin. Sen de hala yalancısın. Bir gün karşılaşacağımızı biliyordum Deniz. Aynı şehirde yaşıyoruz. Ama sen yok ettin kendini, kayboldun. Seni bulamadım. Tam 15 yıl oldu. Deniz, ilk zamanlar seni çok aradım. Öyle mi? Seni gördüğüme sevindim Cihan. Hoşça kal. Deniz. Kim o? Yürü. Hala bakıyor. Sen bakma lütfen. Heyecanlandınız. Kim o? Doğru söyleyin. Çok eski, çok eski bir hayal kırıklığı. Ya. Anlatsanıza. Ya lütfen, çok merak ettim. Şimdi değil, ne olur. Belki sonra. Abla! Batacan! Ya bağırma burada, ayıp. Ya Doruk'un evine gidelim mi? Nereden çıktı şimdi? Ya siz de isterseniz Nihat abi götürecek. Firdevs Hanım da gelecek. Gidelim mi ha? Ne dersiniz? Ben isterim. Tamam, gidelim o zaman. Yaşasın, hadi. Sonra demiştiniz. Şimdi anlatacak mısınız? Hoş bir hikaye değil. Seven, sevilen, her genç kız gibi
Benim de geleceğe dair umutlarım, hayallerim vardı. Neden ayrıldınız? Anlaşamadınız mı? 2 haftalığına Paris'e gitmiştim. Bazı resmi işlemler için. İşim erken bitince sürpriz yapmak istedim. Hiç haber vermeden döndüm. Ama kendim büyük bir sürprizle karşılaştım. Biriyle mi yakaladınız? Ben anahtarımla açıp girdim apartmanın kapısından. Arkamdan gelen kız zile bastı. Otomata benim canım aç dedi. Benim canım. Sonra aynı kapıya yöneldik. İkimiz de böyle şaşkın birbirimize baktık. Aynı anda kapı açıldı. Yüzünü gördüğüm anda bitti her şey. İhanet çok kötü bir şey. İhanet mi daha çok yaktı canımı? Ona olan güvenimi kaybetmek mi? Bilemiyorum. Güven çok önemli Nihal. Bütün ilişkilerde. İşte, aşkta, arkadaşlıkta. Hayatını birlikte sürdüreceğin insana güvenmen lazım. En küçük bir soru işareti bile büyük cevaplar verebilir sana. Seçimlerini yaparken buna çok dikkat et, olur mu? Çok dikkat et. Ben biraz Bülent'e de bakayım.